Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar bana noob diyenlerle vs atıyoruz ve hatalarınızı yorumluyoruz. Bu arada toplulukta bir yazı üzerine bana noob yazdılar. Yani ben rica ettim bana noob yazmalarını video için. Dolayısıyla gerçekten noob diyen yok. Bugün videonun biraz konsepti farklı. Klasik destelerle oynayacağız gördüğünüz üzere. Klasik 2.6, ilk sayı, Pekka, Logbait. Bugün kullanacağımız desteler bunlar. Yani uzun ömürlü desteler ile oynayacağız. Evet, karşımızda Viper var. Bu arada evrimli olan hiçbir şey kullanmıyorum, haberiniz olsun. Kalp attık. Hatta bol şanslı diyelim Viper'a. Bakalım bugün birisi beni yenebilecek mi? Bir hata gördüğümde de çekinmeden söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu arada video hoşunuza giderse beğeni atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Şu an sadece şifacı gördüğüm için, evet, İksir golemi muhtemelen. Silahşör çok fazla çalışacaktır. Evet, kasırgasını kullandığı için sol taraftan birinci attım. Ooo, iskelet ordusu da varmış. Ama bilmiyordum, o yüzden kendimi suçlamıyorum arkadaşlar. Siz de böyle bilmediğiniz bir şey olduğuna kendinizi suçlamayın. Şu an yeni öğrendim. Ana kulemizi açalım. Muhtemelen ağır bir şey kullandığı için ana kulemizi açmamız inanılmaz çalışacak. Hele ana kulenizi açarsanız artı bir de binanız varsa çok çalışıyor. Silahşörü mesafeli attım. Çünkü uygun bir kartı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi birinciyle girme vakti. Hem sağ hem solu 5 iksirle savunamaz. Evet, bu bir hataydı arkadaşlar. Yanlış zamanda iksir toplayıcısı atmak bence bir hataydı. İki tarafa da çok ciddi hasarlar aldı. Ve sağ kuleli sol kuleli bayağı indirdik. Bundan sonra bir buz golemi arkasına binici attığımızda kule alacağız. Viper'ın şu ana kadarki hatası dediğim gibi bence yanlış zamanda toplayıcıyı atmaktı. Şimdi golem geliyor ve topu ortaya doğru ataraktan çekmem gerekiyor golemi. Ağır bir hata nasıl savunacağız? İzleyin şimdi. Aslında 2.6 bütün ağır kartları savunabiliyor. En iyisi bu soldan atmak, daha garanti geldi bana. Elektro ejderinin dikkatini dağıtalım. Silahşörümüz çok güzel çalışıyor. Hemen donduralım. Artı alev topu. Tomruk'ta geldi ve çok temiz, kusursuz bir defans yaptık. Aslında defans karışık gözükse de fazla bir şey yapmadım. Kalabalık bir yer gördüğümde direkt alev topunu yapıştırdım arkadaşlar. Tomruk'la ittirdim, silahşörle çalıştırdım. Birinci için bir defansif toplayıcı geldi. En iyisi burada alev topunu döndüreyim ben arkadaşlar. Döndürdüm. Alev topunu gönderdik. Şimdi kasırgası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden iskelet ordusuyla defans yapabilir. Oduncu atmayı tercih etti ve sağ kuleyi neredeyse aldık. Son bir defansımız kaldı sol tarafta. Evrimli iskeletlerle savunalım. Çok güzel savunacak bence. Şunlara bakın. Hala yaşıyordu bir de. Bakın, kalabalık gördüm. Aliye topu atacağım. İzleyin. Savunma bu. Oyalayın. Aliye topu atın. Top çalıştırın. Slasher çalıştırın. Ve çok rahat bir şekilde savunduk. İlk maçımızı kazandık. Viper'ın hatası neydi? Viper'ın hatası aslında, yani yanlış zamanda toplayıcı atmaktı. Kalp atalım şöyle. Bu arada klandakiler birbirine fake atabiliyor, haberiniz olsun. Yani başka bir istek atarsa herkes bir anda ona çullanabilir. Şimdi başka bir klasik deste olarak bakalım, Pekka Bridge Spam oynayalım isterseniz. Hemen istek gönderdim, ilk kim girecek bakalım. Priv Shadow isimli oyuncu girdi arkadaşlar. İkinci maçımızdayız, bu sefer de Pekka Bridge Spam ve hiçbir evrimim yok. Direkt haydutla başlayabilirim. Pekka oynamayalı uzun zaman olmuştu. Bakalım Priv'in hatası olacak mı? Beni yenebilecek mi? Hep beraber bakalım. Evet, altın şövalye gördük. Blokçu basabilirim tabii ki de. Blokçu maçın başında bayağı bir çalıştı. Yani aslında bu Priv'in hatası değildi arkadaşlar. Blokçudan bu kadar hasar yemesi. Destemi bilmiyordu sonuçta. Elektro dev kullandığını düşünüyorum. Pekka ile çok rahat eritebiliriz. Burada koç başına atalım. Elektro büyücüsünü değerlendirmek için. Fişekçi almış desesine. Galiba elektro deve fişekçi almış. Güzel. Şimdi bir tane barbar orada büyük bir tehdit yapacak. Tomruk'unu kullandı. Elektro dev olmayabilir arkadaşlar. Tomruk olduğu için bence öyle bir olasılık var yani. Biz de kalp atalım. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Buradaki kimse gerçekten bana noob demedi. Ben toplulukta rica ettim. Şöyle altın şövalyesini kullandırtmak için haycut attım. Güzel zamanda atmışız ki arkadan attı ve kasırga yatamadı.
Evet, yanlış kasırga kullanımı. Kasırgası yok diye de blokçu attım köprüden. Gereksiz bir anka kuşuydu. Evet, Priv'in bayağı bir defansta hataları var gibi gözüküyor arkadaşlar. Mesela ben olsam 6 şövalyemi saklardım çünkü tek kuvvetli yakın menzili kartı 6 şövalye. Sonrasında başka ne hata yaptı? Anka kuşu atarak hata yaptı. Gene kartlarımı değerlendirdim. Haydut'la basıyorum, yakın menzil yok ya. 6 şövalyesini çıkarmıştı. Haydutlar. Evet, normalde uzatmalarda bitecek maç şu anda 1x'le bitti arkadaşlar. Güzel bir 6 şövalye attı. Çarpmayı tam vaktinde atarsam özelliği boşa gidiyor. Evet, 1 saniye falan geç attık ama olsun, şu anda zaten öndeyiz. Priv Shadow'un iksir konusunda sadece hataları oldu. Bir de eşleşmeyi birazcık değişik oynuyor. Yani ben elektrodev oynarken anka kuşu atıp önüne elektrodev atıyorum ki Pekka erisin sonrasında. Bakalım ne yapacak Priv. Heh, şu an doğru oynadı mesela. Evrimli Fişekçi geldi. Kulemize bayağı vuruyor Evrimli Fişekçi. İyi bir alev. Ve artık maçı bitirelim. Haydut bastım çünkü altın şövalyesi yok. Soldan basmaya devam. Atağa çıkamasın diye. Elektrodev atsa bile solu kaybedecek. Hatta blokçu bile attım. Ve arkadaşlar sağ leto baktığım anda maç biter. Priv Shadow dediğim gibi. Bu arada bayağı indirmiş Priv Shadow. Bravo diyelim. Şu an fark ettim. 687'ye kadar indirmiş. Evet, bravo gerçekten. Üçüncü maçımıza bakalım şimdi ne kullanalım. Düşünüyorum klasik deselerden. İlk sayı kaldı, bir de logbet kaldı. Bakalım bu sefer kim kapacak yere. Ama kimse birbirine fake atmıyor arkadaşlar. Ben böyle klanda herkesin birbirine fake atmasını falan bekliyordum. Herkes tıklamak için hazır bekliyor. Bu arada bu serinin devamı gelsin mi acaba? Hemen maç tıkladım ve şu anda klasik logbait oynuyoruz. Zamanla nerf yemiş deste. Yani roket nerfinden sonra, yani güçsüzleştirmesinden sonra bayağı bir kullanımı azaldı. Çünkü bu deste bildiğiniz fıçı destesi değildi. Roket destesiydi. Adamlar sadece savunup roket döndürüyordu. Ve şu anda roketin hasar azaltıldığından beri o kadar çok kullanılmıyor arkadaşlar logbait. Hemen tomruk sallayalım. Galiba mezarlık kullanıyor Salih. Bu eşleşmeyi nasıl oynayacağımı iyi biliyorum. Goblin çetesini saklıyorum mezarlık için. Roket atıyorum sürekli. Ama desteği biraz değiştirmiş. Mezarlık olmayabilir. Belki mezarlık dondurma. Belki de golem bile olabilir. Şimdi çete attım. Bakalım ne kullanacak çeteye karşı. Varlin çıkarttı. Varlin yoksa fıçıyla girebiliriz. Ama hızlı davrandı. Önce prenses basalım. Kart attığında fıçıyla anti kasırga pozisyonu atalım. Evet, bu noktadan attığım için kasırga alan kulesini çekemez. Çok iyi. Çeteyi normalde kullanmayacaktım. Şöyle şövalyeleri süslemek istiyorum. Ama arkadaşlar burada zorunda kaldığım için çeteyi kullandım. Normalde mezarlık için saklarım. Korumaları güzel kullandı, evet. Şimdi ben normalde çete olmadığında rakipte mezarlık basıyorum sade bir şekilde. Eğer Salih bizi izliyorsa onu yapacaktı. Evet, yaptı. Vay be, şu an gurur duydum. Gerçekten. Ama valiz saçmaydı. Yani valiz saklaması lazım elinde Salih'in. Güzel mezarlık. Hani bunu bilmesi bile beni çok mutlu ya. Ama işte valiz çok saçmaydı. Valiz saklaması lazım ne pahasına olursa olsun. Çeteye attım çünkü tekrar mezarlık döndürmesi zor. Elinde valil yok. Fıçı atacağım elbet. Yine anti kasırga pozisyonuna. Evet, güzel. Valkyrie alan vurarak halletti. Şimdi arkadaşlar roket döndürebilir miyiz? Önce şövalyeyle şöyle savunalım. Evet, bu eşleşme böyle oynanıyor. Logbait'çi adam roket döndürür. Mezarlıkçı adam mezarlık zehir yapar. Sade tanksız da olur. Fark etmez. Şimdi girmesi lazım ama felaket bütün tankları eritir. Bence bu eşleşme aslında logbait'ti arkadaşlar, haberiniz olsun. Mezarlıkçı mezarlık atacakken logbait'çi fıçıyla baskı yapar. Bunlar hep ezber taktikler ama orada yavru ejder bayağı vuruyor kulemize. Şövalye dönmemesi bizim için talihsiz oldu. Ama sol tarafa çok vurmuşuz.
Yine kasırgayla çekemedi. Prensesle vurduk, her şeyle vurduk. Bundan sonra iki tane rokete bitmesi lazım. Birkaç tane tomruk sallarız artık. Hemen felaketi tanklar geçmesin diye. Zaten bu yüzden sade mezarlık artı zehir yapılması lazım. Tanklar geçmez. Yine Valin'i kullandı. Salih, Valin'i saklaman lazım. Bak fıçı atıyorum. Fıçı vuruyor. Erken Valkyrie atması hoşuma gitti, o yüzden bravo dedim. Artık iki rokete bu iş biter. Hatta yavru ejder hediyesi verdi. Ah be Salih. Şimdi mezarlık atması lazım. Son şansı. Ah be Salih. Eşleşme zorsa bir de hata asla hani kabul olmuyor. Şimdi son bir roketi döndürüyorum ve roketle beraber bu maç bitecek. İyi oyundu. Evet, Salih'in hataları Valiz'i saklamamak. Çünkü atak kartım benim fıçı. Sonrasında yine bir hatasından bahsetmiştik. Heh, atakta agresif oynamıştı. Sade mezarlık atması lazım. Olsun. Dördüncü maçımızda klasik X'e yama evrimli iskeletler kullanacağız. Hadi bakalım nasıl bir deste, merak ettim ben. Bayağıdır X'e'yi kullanmıyorum. Malum metalar yüzünden deprem metası. Yani X'e'yi mahvetti. Herkes de kraliyet devi. Hani X'e'ciler ne yapsın? Bol şans dedik ve okçu bölerek başlıyoruz. Kalp attık. Bakalım sessiz gemisi ne kullanıyormuş. Hala başlamadı. Kasırga attı. Aa, sende bir mezarlık. Evet, bizi izleyenler bayağı bir mezarlık kullanıyor, onu fark ettim. O yüzden hemen X'e'yi attım. Hakikaten mezarlıkmış. Oo, hemen roket. Sanırım gitti maç arkadaşlar. Evet. Yani evet, gene hata. Arkadaşlar başta çok hata yapılıyor. Hani onu fark ettim. 1x'de bitiyor nedense. Mesela küreselde benim bütün maçlarım, ya yani çoğu maçım bir taçta hemen uzatmalarda biterken buradaki maçlar 1x'de bitiyor arkadaşlar. Neden? Mesela az önceki hata nasıl oldu da buraya geldi maç? Sessiz gemisi eşleşmeyi bilmediğinden belki de, bilmiyorum. Hani zehir atması gerekiyordu X sayına. Yavru ejder atmak istedi. Ve bu pintilik de maçı buraya getirdi. Benim fikrim bu. Hani roketim olması bu arada çok saçma. Normalde laptop var deseydi ben almamışım. Mesela burada yakın menzil kartını kullanmaması lazım. X sayına karşı saklaması lazım. Sessiz gemisi bunu yapmadı. O yüzden X sayı attım. Evet, galiba bazı takipçilerimizin yani hatası şu muhtemelen. Eşleşmeleri bilmemek. Hatta benim detaylı bir video hazırlamam lazım. Bütün eşleşmeler nasıl oynanır. İnanın o kadar karışık değil yani. Karışık bir şey değil. Eyvah. Ana kuleyi de açtık. Evet arkadaşlar, ben detaylı bir mezarlık videosu hazırlamalıyım açıkçası. İlk sene karşı nasıl oynanır, Binci'ye karşı nasıl oynanır gibisinden. Kral Tevin'e karşı nasıl oynanır özellikle. Neyse arkadaşlar, maç herhalde burada bitti. İsterseniz ben kırpayım. Bundan sonra izlemenin de pek bir manası yok çünkü galiba da bırakacak. Yo, bırakmadı. Tamam, neyse, kuleyi aldıktan sonra kırpalım burada. Hemen roket attım. Eğer istiyorsanız o detaylı rehberi lütfen yorumlarda yazın. Şu an nedense kafama dank etti çünkü hani klasik gördüm arkadaşlar hatalarınızı. O yüzden diyorum. Çoğu arkadaş çünkü bana karşı mezarlık kullanıyor. Defansif X sayı kuralım. Tesla ile keselim. Ana kulemiz zaten açık. Ve bundan sonra roket atacağım. Bakın evrimiz ketler çok rahat savunuyor. İyi oyuncu dedi, sessiz gemisi galiba maçı bıraktı. Ben hemen taç alayım arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bence çok güzel bir videoydu. Video hoşunuza gittiyse çıkmadan beğeni bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.